Mitolojiye göre anka kuşu, zamanının geldiğini anlayınca kendini yakarak küllerinden yeniden doğar. Honey Badger'ın hikayesi de tam olarak böyle. Kullanılma oranı çok düşükken son update ile birlikte artık o da meta silahlardan biri. Bu videoda önce Honey Badger'ın özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra da build'ından sizlere bahsedip oyun içi gameplay ile devam edeceğiz. Hadi öyleyse uzatmadan başlayalım. Honey Badger'ın özelliklerine baktığımızda 28 hasarla SMG'lerden yüksek ancak diğer sınıflardan düşük bir hasara sahip olduğu gözüküyor. Tepmelerde tüm sınıflar içerisinde ortalamada kaldığı gözükürken tepmesinin hele ki eski haline göre çok daha kolay kontrol edilebilir olduğunu söyleyebilir. Fire rate'i 880 ile neredeyse SMG'ler seviyesinde. Mermi hızı ise çok iç açıcı değil. 400 ile atışlara 100 metreden sonra hem düşüş etkisini hem de hareketli hedefin önüne sıkmayı hesaba katmak gerekiyor. Öldürme sürelerine baktığımızda ise gövdede en ön sıralarda yer alırken headshot'a ortalarda yer alıyor. Bütün bu özellikleri düşündüğümüzde silahın etkili menzili Groza ve PP19 gibi 50 metre içerisi. Yine 100 metreden sonra ise hızlı hasar kaybı ve mermi hızı nedeniyle kill almak uğraştıracaktır. Silahı kullanırken SMG gibi ama daha güçlü bir silah kullandığınızı hissediyorsunuz. Bunun da nedeni SMG atış hızına sahip tepme olarak kontrol edilebilir olmasının yanında PDW sınıfında olduğu için SMG'ler gibi headshot katsayısının 1.2 değil 1.5 olması. Kısaca açıklamak gerekirse oyunda headshot vurduğunuzda silahın hasarı headshot katsayısı ile çarpılır ve bu hasar geçerli olur. Bu çarpan sniperlar için 1.9, SMG'ler ve tabancalar için 1.2, diğer sınıflar için de 1.5'tur. Yani Honey Badger headshot'ta eğer SMG olsaydı temel hasarı 1.2 ile çarpılacaktı ve 28 çarpı 1.2 ile 33.6 olacak. Ama PDW olduğu için 1.5 ile çarpılıyor ve headshot hasarı 28 çarpı 1.5 ile 42 oluyor. Bu da %25'lik daha yüksek bir hasar yapıyor ki bunu da hissediyorsunuz. Silahta muzzle değiştirilemiyor. Honey Badger'ın SMG gibi oynanabildiğinden bahsetmiştim ve şarjörde quick şarjör önermeyeceğim. Bu nedenle gripte şarjör değiştirme süresi için ilk önerim B25 olacak. Ama vertical'da kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim şarjöre. Şarjörde quick şarjör mermi kapasitesinden kaybettiriyor ve 25'ten 20'ye düşmenize neden oluyor. Bu nedenle önermiyorum. Extended'a bakınca da 25'ten 28'e çıkıyoruz ve tepmelerle şarjör değiştirme süresi artıyor. Yani değmiyor. Sonuç olarak temel şarjörle devam etmenizi tavsiye ederim. Görüşte artık klasik red datımızı takıyoruz ve savaşa hazırız. Battlebit ile alakalı diğer videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi Honey Badger gameplay ile devam edelim. Güzel. Bilmiyorum kaç kişi öldü orada ama güzel. Bir şeyler oluyor ama. Şurada bir yerlerde oluyor. Beni gördü o. Bir şey deneyeceğim. Tuttu. Bu da tuttu. Yakında biri var. Mermi bitti. Yapabileceğim çok da bir şey kalmadı. Hadi bakalım. Arkamda var. Sen de karşı tarafta canlı var. O da burada. Oh man. Bunu gördüm. O da öldü. Yapma be. C'yi niye almıyoruz? Bir tane gitti. Eksi bir yaz.
yapmış ya. -2. Bakıyorlar. Bir taneyi alır kaçarım. Çok şeye girmem. Kapışmaya girmem. Koz kaldı mı ellerine? Biraz daha kalmış koz. Sen beni gördün, ben de seni gördüm. Kapıdan biri gelmesin. C savunması, direniyoruz. Hemen birazcık canımızı doldurup. Bir dokla. Tam aşağıda da. Bir tane daha yakaladım. Bitti artık. Ne oluyor lan? Allah. Çok bir sinir onlar. Biri beni vurdu abi. Headshot yedim. Geliyor ya. Come on. Fans a grenade through to anyone. The tower. Guardian, find.
Kaç var? Kaç işte bu? Pizdir. Yat 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 yat. Değiştirdi. Onun şimdi Honey Badger'la alakası kalmadı.